İyi günler arkadaşlar. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. Bugün Ginkgo biloba çayını anlatacağım size. Burada da gördüğümüz gibi bu Ginkgo biloba, yani mabet ağacının yaprakları, drow yaprağındadır. Yani etken maddesi yaprağındadır. Normal çay gibi demlenebilir. Ginkgo biloba nedir? Mabet ağacı olarak bilinir. Ortalama ömürleri 1000 yıldır. Yaprakları da azıcık gözüküyor. Yelpaze şeklindedir. Bu şekilde. Faydaları nelerdir? Ginkgo biloba yaprağı Alzheimer ve diğer hafıza sorunlarına karşı etkilidir. Çok çok önceden beri bilinmektedir. Bu Ginkgo biloba'nın yani mabet ağacının tarihi milattan önceye kadar dayanır. Antioksidan etkisini direkt serbest radikal temizleyici ve antioksidan enzimlerini artırarak serbest oksijen atomlarını oluşumunu azaltır. Antiplatelet ve antihipotoksik ve mikrosirküler temizleyicidir. Şimdi antiplatelet nedir? Atar ve venöz trombozun önlenmesinde kullanılan ilaçlara denir. Antihipotoksik toksisiteyi azaltan ilaçlardır. Mikrosirküler düzenleyici nedir? Kılcal damarların kılcal damarlardaki kan dolaşımını arttıran düzenleyicilere denir. Böyle bir mekanizmaya sahiptir. Kaygı, depresyon, göz sağlığı ve görme kalitesini arttırır. İlaç başlıca etkisini beyin damarları üzerinde gösterir. Beyin damarlarını genişleterek kan akışını arttırır. Besin almasını, beynin besin almasını arttırır. Genelde yaşlılar tarafından kullanılır. Çünkü yaşlılarda beyin damarlarında daralma çok normaldir. Ve daralma olduğu için de kan akımında yavaşlık vardır. Ginkgo biloba çayı faydası. Hafızayı güçlendirir. Şimdi fakatlık kısmına gireyim. Arkadaşlar, bir fincan da ortalama 1 ila 4 miligram maksimum. Bu da maksimum değer, yani 4 miligram yoktur da hadi 4 miligram vardır diyelim. Ginkgo biloba ekstresi vardır bir fincanda. Yani şunu demlediğinizde bir fincanda anca bu kadar vardır. Fakat bir insanın Ginkgo biloba'dan etki görebilmesi için ortalama alması gereken miktar 80 miligramdır. Yani 80 miligramın altında alırsanız, atıyorum 10 miligram alırsanız çok bir fayda göremezsiniz. Aynı zamanda her gün içmeniz gerekir. Uzun süreli kullanımlarda etkilidir. Sabırlı olunması gereken bir ilaçtır. Şimdi 80 miligrama ihtiyacımız var. Bir fincanda 1,4 miligram var. Ortalama en az günde 20 bardak içmek zorundasınız. 20 bardak. 20 bardak. Her bir bardağın 1 litresi 200 mililitre desen 4 litre gider. Yani siz 4 litre günde Ginkgo biloba çayı içeceksiniz ki Ginkgo biloba'nın bir faydasını göresiniz. Tabii bu mümkün değil. Mümkün değil. Yani hafıza güçlendirme için Ginkgo biloba'yı denemek istiyorsanız yanlış bir yöntem. Benim yani uzman görüşüm bu yönde. Fakat şu şöyle olabilir. Şimdi sağlıkta plasebo etkisi diye bir şey var. A ve B grubu var. İkisine de jelibon veriliyor. Birisine jelibon verildiği söylenmiyor. İlaç verdik diyor. X ilacı. Diğerine de jelibon verdik diyor. İkisinde baş ağrısı var. A grubunun baş ağrısı geçiyor. Çünkü ilaç verdiklerini sanıyorlar. Şimdi plasebo etkisiyle siz hafızanızın güçlendiğini zannedebilirsiniz. Fakat bu yalandır yani. Belli bir süre sonra durum ortaya çıkar. Hafıza güçlendirmek için değil de biraz daha sağlıklı çayları deneme amaçlı kullanılabilir. Hafıza güçlendirmek için ne yapılabilir? Şimdi oraya gelelim. Tebokan. Tebokan Ginkgo biloba yaprakların ekstresidir. Bizzat etken maddenin olduğu bir ilaçtır. Alzheimer ilacıdır.
Alzheimer hastaları tarafından çok kullanılır. Bunu da başka bir videomda anlatacağım size. Umarım faydalı olmuştur. Hani kusura bakmayın, ben çok mantıklı değil yani bu durum. Ginkgo biloba çayı içeceğim de işte benim hafızam güçlenecek. Zamanında aynı yanılgıya ben de düştüm bu arada. Hani ben de düşündüm. Fakat araştırdığımda çok bir faydasının olmadığını gördüm. Ki araştırmalara baktığımızda gerçekten en az 20 bardak içilmesi falan. Ki bu bir de pahalı bir çay. Yani kilogramı nereden baksanız 1000 liraya falan çıkıyor, geliyor aktarlarda. Yani çok akla uygun bir şey değil. Ben önermem. Tekrar söylüyorum. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. Kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.